Günaydın arkadaşlarım, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz şu an 12.40, uyandık. Daha doğrusu ben uyandım. Şimdi kahve yapacağım. Bugün dışarıya çıkacağım, arkadaşımla buluşacağız. Buluşma saatimizi 2 olarak belirledik. Hani 2 çeyrek, 2.30 gibi de olabilir dedi. Beni biraz önce arayıp uyandırdı. Umudum çok fazla geç kalmamak. Şimdi kahve yapacağım. Beste de çıkacak bu arada. Alarmı çalıyor, seslendim fakat bir türlü kalkamıyor. Şimdi hem kendim hem ona kahve yapayım. Biz anca ay saysa şu kahve sayabilir. Neyse. Kalkmamışsın. Günaydın anneciğim. Günaydın kızım. Günaydın pamuk. Günaydın. Günaydın, günaydın. Evet arkadaşlar, kahvemi içtim. Şimdi hızlıca bir makyaj yapalım. Çok vaktimiz yok. Bu arada çamaşır makinesi çalışıyor. Sıkmada şu an biraz gürültü geliyorsa onu duymazsanız sevinirim. Öncelikle hemen şu saçlarımızı tutturalım. Video. Şu benim çok sevdiğim, bunu defalarca kez videolarımda gösterdiğim nemlendiricimle, İsa'nın nemlendiricisini. Lidya! Çekil. Nemlendiriciyle başlıyoruz. Şöyle aynamı da önüme çekeyim. Bu nemlendiriciyi çok seviyorum. Daha önce videolarımı zaten göstermiştim sizlere. Kuru ciltliyseniz eğer de çok seversiniz. Lidyacığım! Anneciğim ama öyle olmaz. Bir cilt bakım videosu da çekmek istiyorum size bu arada. Lidya! Ama ben göremiyorum kendimi. Meral'ın önüne geçiyor arkadaşlar. Evet, yüzümüz nemlendi. Şimdi Sinoz'un güneş kremini kullanacağım arkadaşlar. 50 SPF var içerisinde. Pembe alt tonlu. Şöyle size göstereyim. Bakın. Pembe alt tonlu güneş kremi. Bildiğinizde böyle bir ışıltı, parlaklık veriyor. Aynı zamanda nemlendiriyor da. Makyaj altında da gayet güzel duruyor. Bunu severek kullanıyoruz. Beste de bende. Güzel yedirelim. Ben bu arada önce makyajlarında da söylemiştim bunu. İlk öncelik olarak göz makyajını yapıyorum. Cildimi nemlendiriyorum, göz makyajını yapıyorum. Bakın verdiği efekt böyle yani. Cildi oldukça parlak, oldukça canlı gösteriyor. Makyaj altına gayet güzel oluyor. Sonra göz altlarımı nemlendireceğim. L'Oreal'in Revitalift kremini kullanıyorum. Bir süredir bunu kullanıyorum. Nemlendirme açısından güzel bir etki bırakıyor göz altlarımda. Onun dışında koyu halkalara ya da mumluklara bir etkisi var mı bilmiyorum ama nemlendirme açısından gayet başarılı buluyorum. Tamam, cildimizi makyaja hazırladık. Oldukça nemlendik, parladık. Şimdi artık makyaja geçebiliriz. Önce göz kapaklarımı biraz kapatacağım. Onun için de şu L'Oreal'in Infallible. Böyle bir patırcısını almıştım ben. Şu arkadaşlar, şunu şu şekilde alıp bir öncelikle göz kapaklarımı eşitlemek istiyorum. Bunu sadece göz kapaklarımı bu şekilde eşitlemek için kullanıyorum. Pastelin şöyle bir farı var bende. Bununla göz kapaklarımı sabitliyorum şimdi. Pastelin bu farlarını çok seviyorum arkadaşlar. Hem çok pigmentli hem yumuşacık farlar. Yani kesinlikle tavsiyemdir. Fiyatları da çok çok uygun. Piyasaya göre uygun. Yine aynı şekilde pastelin somon rengi gibi, böyle hafif yavru ağzı gibi, bakın görmüşsünüz de ne kadar çok kullanıyorum. Bunu alıyorum. Göz kapaklarıma şöyle şu şekilde bir geçiş istiyorum. Tamam, yeterlidir. Sonra Flormar'ın 6 numaralı bir kalemi var. Bu böyle Mac'in kedisi gibi. Burada öyle gözükmüyor ama böyle daha sıcak alt tonlu, bakırımsı bir kahve. Bunu göz kapağımı şu şekilde gelişi güzel uyguluyorum. Sürdüğümüzün pek bir önemi yok. Bunu dağıtacağız çünkü. Bu şekilde uyguluyorum. Ve bunu
Şöyle bir fırçayla bunu şimdi dağıtıyorum arkadaşlar. Şu şekilde dağıtıyorum. Sonra Maybelline'in tattoo farlarından jel far bunlar. Bunu şu fırçamla alıyorum şu şekilde. Hafif böyle sedefli jel farlar. Yine sıkmada çok gürültü yapıyor ya. Bunu şöyle göz kapağıma geçiyorum. Sonra şu kalemimi alıp tekrar kirpiklerime geçiyorum ama bu sefer çok dağıtmayacağım. Dış köşelerine daha ince bir eyeliner fırçasıyla şu şekilde bırakacağım. Böyle buğulu, kahve, çok yapılı yapılı olmayan, daha çok böyle dağınık bir göz makyajı istiyorum. Bu arada ışık sizi konumlandırdığım yer olarak çok fazla net gözükmüyor olabilir ama ben size en son göstereceğim daha ayrıntılı. Sonra arkadaşlarım, yüzüme BB uyguluyorum. Yanaştan 136 numara bir tepesiyle uyguluyorum. Bu da yine böyle ıslak gözüken BB. Bu arada bunu direkt böyle cildime sıkıp uygulamaktansa elimin üzerine alıp fırçayla bu şekilde seyrelterek uygulamak bana daha iyi geliyor. Daha az ürün kullanmış oluyorum. Parıl parıl bir cilt. Ha, iki tane kapatıcı kullanıyorum bu arada. Bir tanesi Wet'n Wild'ın şu kapatıcısı, bir tanesi de Biolis'in bu kapatıcısı. Bugün Biolis'i kullanacağım. Bu biraz böyle sıvı bir yapısı var. O yüzden bunu biraz böyle göz altlarıma sürüp bekletiyorum ben. Biraz şöyle alnıma, burnuma, çeneme. Evet, bekledi bir süre. Hafif kontür yapacağım. Balıkta Biolis'in sıvı bir allığı var. Ama bayağı pigment bu arada da bitmişim ya. Aldım şöyle bir renk. Ben gözümün önünde asla görmüyorum. Tek kat uyguladım zaten. Göz altlarıma şu kalemi şöyle kirpik diplerime geçeceğim. Onu dağıtacağım sonra. Aynı zamanda kalemi bu şekilde göz içlerime de geçiyorum. Bu şekilde. Şimdi şunu kirpik diplerime dağıtıyorum. Böyle akmış gibi bir etki. Seviyorum yani o etkiyi. Böyle bir kalemle çerçeveliyorum dudaklarımı. Şimdi rujum bu şekilde kalsın. Belki sonra rujumu değiştiririz. Şu NYX'in geçen almıştık ya arkadaşlar. Onu uyguluyorum. Bunu sabitliyorum. Kaşlarımı böyle tutuyorum bu şekilde. Yoğun uhu gibi bir yapısı var bunun. Ama güzel tutuyor kaşı. Arkada annem çıkıyor bu arada, şey camdan yansıyor. Evet arkadaşlarım, bitmiş hali bu şekilde. Belki rujumu değiştirebilirim. Şu tokalarımı çıkarayım. Her makyajım bu şekilde oldu. Dediğim gibi belki rujumu değiştirebilirim ama böyle de kalabilir. Şimdi hemen saçlarımı hızlıca bir şekillendireceğim. Çok fazla bir şey yapmayacağım. Belki biraz saçlarından hafif maşa geçip tararım. Cildini insanı çok sağlıklı gösteren bir makyaj oluyor bu şekilde. Ben zaten böyle videoya bakın. Parlak cildi, ışıl ışıl cildi daha çok seviyorum. O yüzden zaten kuru ciltli olduğum için göz altlarımda çok fazla dolma yapmıyor benim. Sebeple göz altlarımı sabitlemiyorum da cildimi de pudralamıyorum. Çünkü gerek duymuyorum. Yağlanmayan bir cildim var. Şimdi hızlıca ben üzerimi giyineyim. Çıkalım. Yaramazlığım peki. Senin yaramaz. Suç mahalli arkadaşlar. Şurada yapmıştım makyajımı. Hızlıca buraları da toplayayım hemen. Çünkü buradaki arkadaş bunları dağıtabilir. Makyaj yapmak isteyebilir yüzünü. Hemen buraları da toplayalım. Sonra üzerimizi giyinip çıkalım. Çok az zamanımız kaldı. Şu elimi de sileyim bu arada.
Arkadaşlarım ben hazırlandım. Saat 2'de evden çıkmam gerekiyordu. Saat şu an 2.30. Arkadaşım geldi. Sefaköy metro durağında beni bekliyor. Kombinimi göstereyim. Saçım böyle oldu. Saçımın önlerini bu arada kendim kestim. Evet, kendim kestim. Aslında şöyle yapmak istedim de öyle de yapabilirim ama bugün böyle kullanmak istedim. Neyse. Şu dalanıklığı şuraları görmezsek eğer bana bakalım. Şöyle bir jean ve şöyle bir basic tişört giydim. Saçlarımı böyle yaptım. Şöyle küpelerimi taktım. Sesim böyle gidip geliyor, böyle bir tükeniyormuşum gibi. Neyse işte şimdi çıkıyoruz. Ha bu arada altıma siyah bot giyeceğim. Hatta alalım. Ah! Gayret. Alk. Süper. Kapattık. Arkadaşlarım çıkıyorum. Şöyle bir çanta aldım. Şöyle belime siyah bir hırka bağladım ve şu botlarımı giydim. Çıkıyoruz. Hala çıkmadım ama çıkıyorum. Tamam, çıkıyorum şu an. Arkadaşlarım gidiyorum şimdi. Saçımı başımı dağıttı rüzgar. Evet şimdi sakiniz. Bizim orası hep öyle. Söylüyorum ya size de. Tam da çok fazla rüzgar oluyor. Bizim o aradan kaynaklı. Bir bankamatiğe uğrayacağım. Ondan sonra Parkköy metrobüse değil, Avcılar metrobüse geçeceğim. Çünkü daha oturarak gidebiliriz. Her şey ayakta gitmemek için. Bu arada havanın güzelliği. Yaz geldi. Yaz! Hemen böyle dönünce metrobüse ulaşabiliyoruz. Evimizin konforluluğu. Ama dediğim gibi bir bankamatiğe uğramam gerek. Arkadaşlar geldik, Balat'tayız. Size şöyle göstereyim. Çok tatlı burası. Oturduk. Haftalin kafedeyiz. Bakar mısınız menüye? Şöyle mektup gibi. Açıyorsunuz ve şu şekilde çok tatlı düşünülmüş. Şöyle bir yerdeyiz bu arada. İçeriği de size çekeceğim. Biraz önce tam çekemedim. Gel. Bu arada size fotoğrafçımı göstermenim çok utanıyor. Şu an o kadar güzel gözüküyorsun ki arka plan sensin. Öyle fotoğraf çekmem lazım. Fatoş'cum benim için çok kıymetlidir, canımdır. Sen de öyle. Seni burada fotoğraf çekeceğim, çok tatlı çıkıyorsun. Arkadaşlar bir de biz burada otururken Fatoş'cumla Atakan arkadaşımız da otelde şefmiş, işten çıkmış. Birden böyle sohbet ederken o da dahil oldu. Biz de yeni tanıştık. Filtre kahve içiyoruz, ice. Hadi cheers. Anlat hadi bir şeyler, fotoğraf çektim. Benim saçlarım öyle niye? Bu arada saç kerküllerimi kendim kestim ben ha. Ay çok güzel olmuş, çok beğendim. Canım sıkkın bir gece. Çok yakışmış. Arkadaşlar şimdi gün geçiriyoruz. Evet. Buraya kesinlikle gelmelisiniz. Kediler, ortamlar evet. Şey çok güzel. Burayı ben böyle tatlış bir yer, pik geçirebileceğimiz, böyle kahve içebileceğimiz bir yer. Araştırırken Balat'ta burayı buldum. Fotoğrafçılığımı attım. İstanbul Balat'ta Naftalin Kafe burası. Gelmek isteyen yeriniz varsa mekan önerisidir efendim. Çünkü çok sevdik biz burayı. Ve içeride bir sürü kedi çocuk var. Evet, bir tanesi yatıyor orada. Evet, bir tanesi yatıyor. Hatta bak. İnsanlar oturuyordu biraz önce orada. Gitti direkt masaya yattı yani. Onlar varken gitti yattı. Ben sonraki planımızı söyleyeyim size. Beste ile arkadaşı katılacak bize planımıza buradan sonra. Phoenix Garden diye bir yere geçmek istiyoruz. Orası da benim çok gitmek istediğim mekanlardan biri. Yüksek ihtimal orada yemek falan yeriz. Buradan kalktıktan sonra biraz Balat sokaklarında gezip oraya geçeceğiz. Eyoğlu Cihangir tarafında yanlış hatırlamıyorsam orası da. Bu arada Fatoşçuğum'un saçın renginin kızıllığının güzelliği. Evet. Bir sana bir de bir şey kızıl çok yakıştırıyorum. Evet, aynı şarap. Saçım da seni gösteriyor zaten bu. Gerçekten öyle. Arkadaşlar şimdi Balat sokaklarında biraz şöyle turlayalım. Biraz fotoğraf falan çekelim. Öyle. Senin çalıştığın otel geride mi? Evet. Otelde aşçıymış söyledik mi? Bu detayı verdik mi bilmiyorum ama şurayı göstereyim size. Şuradan girelim. Üst kattan var. Üst sokaktan var. Oraya gelirler falan mı? Ben şuraya geçelim. Gel. Rehberim bizi gezdir. Çok tatlı kafeler var bu arada burada. Evet.
zenginler açılıyor yani medrese. Aha. Yani orada Rum öğrencileri var, sayılı zenginlerin çocukları. Onlar belirli günlerde açıyorlar. Normalde dışarıdan ziyaretçiye kapalı. Şu yani 6 ayda bir açılıyor, öyle söyleyeyim. Hatoş'cum. Buradan başlıyor. Takıcılar, tıkıcılar falan. Ha, şu renkli yeri mi söylüyorsun? Evet. Orası da mı kafe? İlerle sağdan. Hem kapının oradan hem kapıyı geçince. Evet. Şu galiba. Bu kokuyor yüksek ihtimal. Evet evet bu kokuyor. Hanım evet. Eli mi ne bu ya? Tarım. Evet. Arkadaşlar tatlılığına bakarsınız. Burada net fotoğraf çekilmem lazım da bu arada. Bakar mısınız arkadaşlar? Yine burada bir çocuk var. Tam olarak şurada. Çok güzel fotoğraflar çekindik arkadaşlar. Bu kadar güzel fotoğraflar çekindik. Evet, çok tatlı. Güzel bir gündü. Kafe ne burası? Tarzı bir yer burası. He, yani böyle bir parkmış gibi. Aynen. Böyle bir hava kapmışlar. Evet. Bak şuradan çok güzel bir kafe olmaz mı? Olur böyle mi? Hani sahibi vermiş. Butik. Böyle restore edeceksin burayı. Çok tatlı, ahşap bir kafe olur buraya. Böyle derim burası. Ve harika kokuyor. Şu çiçekler harika kokuyor ya. Gidiyoruz arkadaşlar. Renkli evlerin olduğu böyle bir cadde var. Biz oraya çıkartıyor şimdi Atakan. Yine yazıyor üstünde kafe diyor ya Atakan. Hani bilmiyoruz diye müzeyi bize kafe değil mi? Bize bize turist gibi yalan yanlış. Evet açıklama yaptı da. Burada her şey ispatlı. Ya çok güzel yerler var. Çok seviyorum böyle yerleri ya ben. Çok tatlı aynen. Evet. Bu arada 4 senedir İstanbul'dayım. 5 sene hatta. İlk defa Balat'ı bu kadar detaylı geziyorum. Ha. Hep Balat Balat diyorum ya. Evet. Farkınız sende. İçeride başka bir yer ama sadece oranın. Evet. Atölye kafasına gittik. Orası, o zaman da akşam saatleriydi zaten. Akşam saatleriydi. Çok az orada oturmuştuk. Oradan sonra Nevizade'ye geçmiştik. Fasıla. Fresh içecek alıyoruz arkadaşlar. Oh! Vitamin deposu. Portakal C vitamini. Buyurunuz. Sana uygun bir tane pipet vereceğim şimdi. Çünkü içeceğim bu renk. Lan damar gibi direkt girdik. İstim de bu renk. Yani uyumlu oldu. Buyurun. Sana da pembe pipet seçtim. Sen de kurdu olayım seni. Ortalığı yıkarsa şimdi al. Portakal suyumuz. Ve arkadaşlar Bosphorus'lara bakar mısınız? Rengarenk çok tatlı. Dalmışlar. Ay. Evet artık buradan ayrılıyoruz. Taksim'e geldik arkadaşlar şimdi. Burada Emily's Garden diye bir yer var. Oraya geçiyoruz şimdi. İndik yürüyoruz. Yorulduk biz bugün çok yürüdük farkında mısın? Evet bayağı yürüdük. Hani adımı sayacımız olsa net 15-20 bin adım attık yani. Yerler güzel olunca yürümek de zevkli oluyor. Bayağı bir hava da güzel tabii. Hava da güzel. Öyle. Arkadaşlar biz geldik. Emily's Garden'dayız şu an. Ben kendime Margarita söyledim klasik. Sen Penne. Afiyet aynen. Afiyet olsun hayatım. Afiyet olsun. Yemeklerini beğenmeniz için aldım. Yok. Gayet iyi. Teşekkür ederiz. Evet, kolamızı dökelim. Öyle unutmuşum ben yine siz her zamanki gibi açmayı da. Instagram'a çekim yaptım. İçim yandı bu arada. Biz oturmaya devam ediyoruz. Şöyle bir kokteyl söyledim kendime ama çok kötü tadı. Acayip kötü. Bestenki çok güzeldi bu arada. Benks çok kötü. Neyse içiyoruz sıkıntı yok. İçeriğinde ne vardı bunun? Malibu, Hindistan cevizi, ananas suyu, süt. Aslında hepsi çok güzel ama yüksek ihtimal Hindistan cevizi sütünün yoğunluğundan kaynaklı böyle tadı, bir kötü tat var. Berkay ve Beste geldiler efendim. Söylemiş miydin? Allah kime? Sana, bana, ona, buna, başka kime? Evet o çok güzel. Long Island. Bunda tequila var. Gin evet. Var. Gel kardeşim cheers. Peki siz?
Arkadaşlar biz kalktık. Saçlarım başlarım dağıldı ya. Fotoğrafçığım. Nasılsın? Şimdi bitti artık gidiyoruz. Evet. Şimdi besteler şeye girdi. Watson's'a girdiler. Watson's'a girdiler. Şimdi buradan arabaya geçiyoruz. Oradan eve geçeceğim yüksek ihtimal artık çünkü biraz yorulduk. Haliyle epey bir yürüdük bugün. Saatlerimiz 11 çeyrek. Kopuyor burası da. Çok severim ha bu şarkıyı. Müdürbüsü Erdemir Şefer İskender Kavir Yandar Bey gelmeyeceğinden. Enerjim bitti deyip enerjim mesela bitmemesi. Şaka şaka bitti. Vallahi hiç halim kalmadı. Bir tek benim seslerim mi kısa? Çok kısalmış değil mi? Seslerim kısa. Kısalmış ya. Kısalmış. Sen de ben. Seslerim kısılmış ama değil. Anlaşıyoruz ne fark eder. Evet. Anladıktan sonra doğru yanlış ne fark eder. Dün var ya posta yürümekle geçti bizim ama çok güzel bir gün. Çok keyifliydi. Evet. Zaten müsaaden çok güzeldi. Evet. Ve zaten biz böyle dolu dolu bir gün olsun istedik. Öyle de oldu bence. Bir şey harikaydı. Aynen. Mutlaka gezmelisiniz siz de. Balat harika zaten. Bir güne olsa. Konuşacak lafı bitti kaldı öyle. Halimiz kalmadı aslında ama hala konuşmaya çalışıyoruz. Arabaya geçiyoruz. Geçince yüksek ihtimal yayılacağız. Böyle bir anlarım. Bir yerlerde açarım. Evde açarım herhalde. Artık daha bir yere gitmeyiz. Ya senin belli olmaz da ben artık neredeler ha oradalar. Peki bizim yetişecek olmamız ama o arkadan gitmemiz onların hızlı gitmesi. Görüşürüz. Arkadaşlarım evdeyiz, geldik. Üzerimi çıkardım ama henüz makyajımı falan çıkartmadım. Biraz yorulmuşuz. Saatlerimiz bu arada 12.40. Peki benim size sürekli saat detayı vermem. Yani bilmiyorum sebepsizce yani istemsizce sürekli saat söylüyorum. Neyse bir tık yorulduk ama sorun değil. Çok keyifli bir gün geçirdik. Şimdi artık yüzümdeki makyajı falan çıkartırım. Bir güzel şöyle bir cilt bakımı yapıp arınırım. Belki bir duşa girerim. Sonrasında da yatarım. Uyumam yüksek ihtimalle. Uzanmak istiyorum artık. Videoyu da burada kapatmak için açtım. Umarım videomu severek, beğenerek ve keyifli izlemişsinizdir. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın canlarım. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hep enerjik kalın, pozitif kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.